Herkese selamlar dostlar. 26 ve 27 Nisan iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. 26'sında 3 maç, 27'sinde 4 maçlık ve bir adet de sizlere kombin önerisi yapacağım. Bu kombin önerisi Manchester City maçlarıyla Liverpool maçından oluşacak. Toplam oranı 2.04'lük ideal bir kombine. Videonun sonunda kombineye zaten ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle skor yarışması kazananlarından bahsedeyim ben sizlere. Cumartesi ve pazar skor yarışması yaptık bildiğiniz üzere. Cumartesi Trabzon'a, Galatasaray'da, pazar günü de Galatasaray maçına. Trabzon maçını kazananları ilk kazanan KVNZ KVNZ isimli kanalla Muhammed Bayır. Bayır olması lazım. Kayır yazmışım ben buraya. İsimli kanal. Instagram üzerinden mesaj atarlarsa katı Telegram gruplarının linkini atabilirim. Onun yanına Galatasaray maçı kazananlarına baktığımız zaman da Ülgen isimli kanalla Bravestar isimli kanal. Yine Instagram üzerinden bu 4 arkadaşımız mesaj atarsa katıl Telegram gruplarının linkini atayım. Bir skor yarışması daha yapalım. Bu skor yarışması yarının olsun. Manchester City ile Real Madrid maçı. City'nin kendi evinde oynanacak bir mücadele. Zor bir maç. Ben baktım şöyle kim ne yapıyor veya daha doğrusu maçın forumuna girdim. Millet böyle ne düşünüyor genel olarak. Ben City tarafındayım fakat ağırlıklı olarak Real Madrid karşınıza almayın. Real Madrid alır, boğuran, iddianın hediyesi tarzında yorumlar var. Sizin düşünceleriniz ne olur bu maçta? Skor yazın, okey skorlardan alalım. Ve bu maç için 4 kişiyi katıl Telegram grubumuza alalım. Ne olur yani maçında bir skorunu yazın. Senaryosunu da altına yazın bakalım ne olacak. Sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Ben zaten birazdan anlatacağım. Kombinemede aldım. Geçtim. Yüksek mislide cumartesi ve pazar güzel işler yaptık. Tek maç tek maç vurduk geçtik. Cumartesinde hangi yüksek misli yaptık? Bu arada cumartesinin kombinesi zaten YouTube'da vermedim de katıl Telegram grubunda. Trabzon maçının KG'si ile Glavan maçının KG var idi. Ana kombinemiz kazandırdı cumartesinde. Ben Freiburg maçına güveniyordum. Maçta zaten 2-2 bitti. Dakika 3'te zaten Glavan attı. Freiburg'un atması da normaldi. 3-2 mi ne bitti herhalde? Yanlış hatırlamıyorsam. Çok gollü geçti. Tam da beklediğim gibi geçti. Yüksek misliden KG varını önerdik. Aldık. Geçtik cumartesi. Pazar gününde Liverpool maçını sizlere anlatmıştım. Bakın Liverpool bu maçı alır. Hatta şu alttaki yazan yazıyı okuyun sadece. 2-0'ı yakaladıktan sonra aktif dinlenmeye geçebilirler. Yani bir nevi orada maçın skoruna göre nokta atışı bir analiz yaptık. Zaten bu seviyenin amacı tek maç yüksek basıp mesela 1000 lira attın 440 lira alırsın. 440 lirayla kupon yaparsın, ne bileyim çekersin, bir şey yaparsın. Bu seviyenin amacı bu zaten. Son maç 4'te 4 gidiyor zaten. Bu hafta 4 tane verildi. 4'ü de başarılı oldu. Diyerekten de geçeyim bunu. İsterseniz maçlara geçelim. Maçlardan önce sizlerden arkadaşlar artı 300'ün üzerinde bir like bekliyorum. Bir kombin önerisi de yaptım sizlere. UEFA'ya kombin önerisi isteyenler varsa hemen 2 saniyenizi ayırıp like'lara basarsanız sevinirim. Respect bekliyorum. Emeğe saygı. İlk mücadelem Fulham'la Nottingham Forest mücadelesi. Fulham mücadelesini ben son maçını almıştım. Cumartesi miydi, pazar mıydı ona bakıyorum. Cumartesi günü. 23 Nisan'da değerlendirdim bu mücadeleyi. KG var olarak değerlendirmiştim ben. KG var 90 artı 7'de geldi. Onu da belirteyim sizlere. 90 artı 7'de geldi yani öyle bir maçtı. 90 artı 7'den penaltı golüyle geldi Solanke'nin. Maç genelinde ben zaten şunu söylemiştim sizlere. Fulham Premier Lig'e yükseldi, bir rahatlık olacaktır. O Bournemouth mücadelesinde de iyi oynayan takım Bournemouth takımıydı. Fulham'ın deplasmanda olmasından da o kaynaklanabilir. Rotasyona gitti mi? Çok fazla hücum hattında falan rotasyona gitmedi. Onu belirteyim Fulham takımı. Burada Nottingham Forest'ta oynayacaklar. Deplasmanın oyununa baktığımız zaman da Fulham'a gol atabilir mi? Ben ona bakıyorum. Hatta şöyle yazdım. 0 yazmadım. 1 ve 2 yazdım. 2 sürpriz olur. Bir golü bence idealden alınabilir. Benim burada en ideal çıkardığım tercih burada. Fulham'ın da o rahatlığı olsa gerek, o rahat oyunundan dolayı olsa gerek, Nottingham Forest'ın burada gol atmasını bekliyorum. Deplasmanın bir golü 1.30 küsur oranı var. Böyle bir oranı var yani. En ideali bu şekilde. Ben öneriyorum ya. Deplasmanın golünü idealden aldık mı? Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktım. Ya Fulham zaten kendi evinde. Fulham'ın da golüne güveniyorsanız KG varın zaten oranı 1.60 küsur. Bu yönden de bir KG var değerlendirmesi de yapabilirsiniz bu mücadeleyi. Fakat benim idealim deplasman atacağı bir gol. Fulham zaten golü cepte diyorsanız siz de 1.60 orandan 1.60 oranı var galiba. KG varını da değerlendirebilirsiniz. 1.57'ye düşmüş bu arada. Manchester City ile Real Madrid mücadelesi. Şimdi City'ye 1.34 gibi oran açmışlar. Haklılar mı? Yani Real Madrid'in burada kazanması bence zor. Ne kadar Şampiyonlar Ligi'nin babası olsun, ne kadar kupayı en çok kazanan takım olsun, tecrübe olsun derken bu yıl Pep Guardiola bu kupayı çok istiyor. Ciddi anlamda. Ben burada şimdi bu maç nasıl bir maç olur bence biliyor musunuz?
Paris Real Madrid maçı vardı. Real Madrid deplasmanda biraz ezildi. Paris biraz daha iyi oynadı. 1-0 gibi skorla kazandı ya. Öyle bir maç olabilir ama maçın ben 1-0'da kalmasını beklemiyorum. Real Madrid de özgüvenli oynuyor. Real Madrid'in ben burada 2 gol atmasını beklemiyorum. Bakın. 2 gol bence deplasman 1.5 at var mı? Ben anlık olarak bakmak istiyorum. 1.12 açmışlar zaten. Bak adamlar da biliyor. Real Madrid'in burada 2 golü ciddi anlamda zor. Olursa bir tane atar yani. Bir golü belki. 2'yi ben düşünmüyorum Real Madrid adına. İşte kendi oyununu oynayıp bu maçta olabildiğince İspanya'ya avantajlı gitmek isteyecektir. Bir farklı bence. Bir farkı zaten var sizin. Ben diyorum ki 2 tane atarım yani. 2 farklı galibiyeti alabilir mi buradan? Diyerekten bunu düşünüyorum. Fakat en idealden kombineme de koyacağım oran burada Manchester City'nin atacağı 2 gol. Ev sahibi 1.5 üst 1.39 gibi oranı var. Göstereyim sizlere de. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.39. Ben Manchester City'nin kendi evinde 2 gol atmasını zaten bekliyorum. Bunu bekliyor mu? Bekledik, aldık. Dediğim gibi City burada bir farklı galip gelebilecektir. Galip gelmek için zaten elinden geleni yapacaktır. 2 fark olur mu? Bu. Biz burada 2 farkı 2 oranlarla sistem kuponlarına zorlayalım diyorum. 2 farklı belki bir Manchester City galibiyeti de gelebilir. Handikapın oranı da 2.03'ten bir oranı var. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Ama ideali burada City'nin atacağı 2 goldür. Anadolu Efes'te Milano maçları. Ben Euroleague'i takip ediyorum. Çeyrek final maçları burada. 3 olan kazanacak burada. 1-1 şu an. Anadolu Efes deplasmanda bir maç aldı. İlk maçı aldı. İkinci maç. Ben her iki maçta da şunu söyleyeyim. Milano'nun tarafındaydım. Milano yani ilk maçta beni şaşırttı. İkinci maçta ama handikapını aldık. Yani yüklendik o tarafa. Handikaplı tarafından kazandık. Katıl Telegram grubuna verdiğim bir maçtı bu mücadele benim yazı olaraktan da. Şimdi burada ben Efes tarafındayım. Çünkü Milano maçında eksikler olacak. Milano tarafında sakatlananlar oldu. Nikola Melli bu maçta yok. Dalenay bu maçta olmayan isimler. Anadolu Efes'in bu maçı bence biraz daha rahat kazanması lazım. Alt üste kesinlikle gitmiyorum. Çeyrek final maçı neyin alt neyin üst olacağı hiç belli olmuyor. En iyisi canlıdan takip etmek alt üstü. Fakat Anadolu Efes'in burada 5 farklı galibiyetini 1.41 gibi oran açmışlar. Çeyrek final maçları aslında skorlar birbirine yakın geçiyor. Ama burada eksik Milano'ya karşı kendi evinde stadın full olacağı sold out oldu. Biletler tükendi yani. 5 farklı bir Anadolu Efes galibiyeti idealden bence beklenebilir diyerekten geçiyorum bu mücadeleyi, ekstramdır. 27'sine geçelim. 27'sinde 4 tane mücadelem var. Tekrardan 27'si için gelenlere hoş geldiniz. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Geçtim. Fiorentina Udinese mücadelesi. Fiorentina'nın da Udinese'nin de son maçlarını yaklaşık 1 saat önce oturdum. Şöyle özetlerine böyle geniş geniş baktım. Fiorentina'nın son maçı benim dikkatimi çekti. 2-1 skorla Salernitana'ya karşı mağlup oldu. İlk şutunu şöyle söyleyeyim. İlk şutunu dakika 38'de bir kafa vuruşuyla atıyor ve etkisizdi. Yani Fiorentina ufaktan bir sallantıda mı diye bir kafamda bir soru işareti oldu. Son maçta yani beklediğim Fiorentina yoktu. Fakat Salernitana oynadılar fakat pozisyonlarda girdiler. Ama şunu biliyorum ki Fiorentina kendi evinde farklı bir futbol oynuyor. Özellikle kendi evinde şuradan göstereyim sizlere. En iyi olan takımlardan bir tanesi. Bakın ikinci sırada yer alıyor. 16 maçta 34 tane gol atmış kendi evinde. Kendi evinde biraz daha farklı oynayan bir Fiorentina takımı var. Udinese'nin maçlarına baktım. Onlar da Bologna ile bir maç oynadı. 2-2 bitti. Ya bu maçta Udinese'nin genel deplasman performansı olsun. Genel bir deplasmandaki maçlarına baktım. Rakip kalede pozisyon bulabilir. Fiorentina'nın da ben son maçında o biraz sallantıda olduğunu gördüğümden dolayı burada ben şöyle de bir istatistik var. Onu belirteyim ben sizlere. Bakın bu çok önemli bir istatistik. Son 12 iç saha maçını Fiorentina Udinese'ye karşı kazanıyor. Fiorentina Udinese'ye karşı kendi evinde oynadığı son 12 maçı da kazanıyor. Bunu belirteyim. Fakat ben burada 1.52'den taraf bahsine gitmedim. Son haftaki performanslarını değerlendirerekten de daha yüksek bir orandan KG var aldım. 1.61 gibi orandan idealim olarak aldım bu mücadeleyi. Biraz riskli olabilir size. Geçtim. Nasıl geçtim? Bunu KG var aldık ya. Benim skor beklentimi söyleyeyim sizlere burada. 2-1'lik bir Fiorentina galibiyeti de çıkabilir. Bakın. İstatistikler olsun, veri analizi olsun vesaire vesaire. Eğer 2-1 skora direkt oynamak isteyenler oynayabilir. Eğer yüksekten ise MS1 2.5 üstte yaparsanız burada 2.18 gibi oranı var. Bu da benim yüksek orandan bir önerimdir sizlere. Geçtim diğer mücadeleme. Bologna-Inter mücadelesi. Bakın Inter'in şampiyonluk adına en önemli maçlarından bir tanesi. 1.30 oranı vardı, 1.28'e düşürmüşler bakın. Aldığı takdirde maçlar eşitleniyor. 75 puanla zirveye oturuyor.
Tamam mı? Okeyiz. Bologna'nın maçını oynadım. 2-3 gün önce 24'ünde maç yaptı. 23'ünde de Inter maç yaptı. 24'ündeki maçta 2-2 beraber kaldı. Udinese maçıydı. Maçın özetini izlediğimi söyledim sizlere Udinese maçını anlatırken. Inter, Brozovic bu arada son maçına bakın Inter'in. 3-1'lik Roma galibiyetine bakın. Brozovic bir gol attı. İnanılmaz. Yani ananı avradını dersiniz golden sonra. Öyle bir gol yok. Samimi söylüyorum. Mutlaka bir bakın 2 saniyenizi ayırıp. Lan videoyu koysam neyse koymuyorum videoyu. Siz kendiniz bakın. Çok güzel gol attı ciddi anlamda. Geçtim. Inter burada alabilir mi? Bence Inter alır. Ama olası bir sürpriz ne biliyorsunuz mu? Olası bir sürprizi bu maçın 1-1 gibi bir skor. O yüzden ben burada sizlere önerim şu yönde olacak. Inter kazansa bile gollü bir maç beklentim yok. Nedeni ise Inter'in bu maçta biraz stresli olması olabilir. Stresli olacak mı? İlla ki stresli olacaktır. Neden? Alasarı liderlik bir nevi şampiyonluğa az kaldı. Ufaktan bir stres hissedeceklerdir. Deplasmanda olduklarından ve Inter'in deplasmanda böyle 3'ü bulduktan sonra 4'ü arayayım diye bir oyun oynamadığından dolayı Inter bu maçı alırsa bile 1.28'den gitmeyeceğim ben bu mücadeleye. 4.5 altında 2 yaparsanız 1.62 ve yüksek orandan da şunu önereceğim. 3.5 altında 2 yaparsanız da 2.05 gibi oran. Inter alırsa 4 golünde çıkmayacağını düşünüyorum. Yani 3.5 altında 2 bile ideal bile olarak sayılabilir yani. Riske alın yani bu maçta. Bu maç riske edilebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Liverpool-Villarreal mücadelesi. Ben bakıyorum yani çok düşük oranlaştılar ya. Bu takım, ya Villarreal takımı Bayern Münih'i eledi de geldi burada. Deplasmanda yendi de geldi Bayern Münih'i buraya. Ya iddiada bile Liverpool kazanır mı? Kazanır elbette. Düşüneceğim kazanır. Ama şöyle bir halk genelinde veya kamuoyunda gerek arkadaş ortamında herkes bizim böyle kendi arkadaş ortamında sohbet ediyoruz mesela. Villarreal çıkar, Villarreal alsın. Gönlümüz Villarreal takımından yana vesaire vesaire. Villarreal'in destekçisi ve taraftarı yüksek. Türkiye'den de yüksek. Öyle söyleyeyim. Türkiye'den de bir hayli taraftarı oldu. Villarreal bu maçta nasıl oynar sizce? Bakın benim senaryom şu yönde. Son Bayern Münih maçındaki gibi oyunu tutmaya çalışacak. Çünkü Liverpool gibi bir takımın deplasmanına gidiyorsunuz. Fakat ya ben Bayern Münih maçında anlatmıştım sizlere. Bakın Villarreal burada 3 fark yemez dedim. İdealden aldım. Bayern Münih ile Villarreal arasında bence şu an fark var. Liverpool daha iyi bir takım şu an. Ben dedim hatta dedim ki Nagelsmann eşeğe Leipzig'ten gelirken 2-3 tane daha eşeğe aldı geldi. İlk 11'e koydu. Upamecano falan hatadan gol yapıyor diye. Anlatmıştım bunları sizlere. Ben bu maçı kombineme de aldım. UCL kombinesi olarak. Liverpool kazanır. Ama son Everton maçını hatırlıyorsunuz mu? Öyle bir maç geçer bu maçta. 1 ve 4.5 altın oranı 1.47 gibi oranı var. Nerede? Oran düşmemiştir inşallah. Hala aynı 1.47. Hala aynı 1.47 gibi oranı var. Ben burada Liverpool kazanırsa bile muhtemelen kazanması 2-0 gibi bir skor biçtim. Şunu söyleyeyim, beklentiyi söyleyeyim ben sizlere. Maçın beklentisi istatistik olarak çıkan sonuç 3-1'lik bir Liverpool galibiyeti çıkıyor. Fakat Villarreal'in o kapalı oyunundan dolayı çok erken 2 tane gol bulmazsa, kırmızı kart penaltı havada uçuşmazsa ben maçta 5 gol çıkmasını beklemiyorum. 2-0'a yakın bir sonuç çıkabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi maçın beklentisi yüksek, 3-1'lik skor bekleniyor. Belirteyim. Üstün oranı neymiş bu maçta? 1.41'de üstü açmışlar. Geçtim. Bayern Münih ile Barcelona mücadelesi. Euroleague maçlarından bir tanesi. Bu yine çeyrek final maçlarından bir tanesi. Şimdi Bayern Münih kendi evinde son maçlarını izledim. Bayern Münih kazandı. Onda da Bayern Münih tarafına gittim. Bayern Münih 10 sayı fark yemez dedim. Maçı kazandı zaten. 10 sayı farkla neredeyse. Güzeldi. Son bu çeyrek finallerinden kazandık. Şimdi önerim bu yönde şu olacak benim sizlere. Bayern Münih burada biraz kendi atışlarında Lucic falan iyi başlayabilirse bu mücadelede Barcelona'nın da karşılık vermesini bekliyorum. İlk yarı baremi düşük açılmış. Şöyle göstereyim sizlere. İlk yarı 72.5 üst bence düşük gelebilir yani bu maçta. 1.47 gibi oranı var. İdealden risk edilebilecek bir oran olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda 73 sayı çıkabilir bu maçta. Bu maçı da hızlı geçmiş olayım sizlere. Önerilerim bu yönde. Sizlere bir adet dediğim gibi kombin önerisi var. 26'sını ve 27'sini anlattım. Toplamda 7 maçım var. Kombin önerim ekrana gelsin. Kombine önerim şu yönde. Ulan yangın mı çıktı ne oldu? Bir şeyler oldu dışarıda bakın. Neyse devam edelim. Kombine önerim UCL kombini olarak geçiyor. 2.04 gibi orandan sizlere önerdim. Manchester City'nin ben 2 gol atmasını bekliyorum. İddia da bekliyor zaten. 1.39 gibi orandan açmışlar. Manchester City'nin atacağı 2 golü. Bu yönde atabilir mi atabilir. Skorda dedim hatta handikapı bile belki ya iki farklı avantaj elde etmek isteyecektir mesela. Liverpool maçında da ben Villarreal'in daha iyi ve dirençli bir futbol oynamasından dolayı burada galip gelse bile Liverpool'un
4.5 altına gelmesini bekliyorum. 2 günlük bir kombinedir. Değerlendirecek arkadaşlarımızla. Bol şanslar. Seviliyorsunuz. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, kanalın bildirimlerinin sesini açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.